Merhaba arkadaşlar, benim adım Yasemin. Bugün sizlerle birlikte Türkçe'de geniş zamanı öğreneceğiz. Nerede kullanıyoruz? Buna bakalım arkadaşlar. Geniş zamanı ne zaman kullanıyoruz? Daha önceki videolarımızda şimdiki zamanı, geçmiş zamanı, görülen ve duyulan geçmiş zamanı, gelecek zamanı öğrendik. Geniş zaman aslında tüm bu zamanları kapsıyor. Hadi detaylara bakalım. Sık sık yaptığımız, alışkanlık haline getirdiğimiz aktivitelerimizde, alışkanlıklarımızda bu zamanı kullanıyoruz. Her sabah spor yaparım. Bu benim için bir rutin. Her sabah spor yaparım. Ya da bir alışkanlığım daha var, bir hobim. Her hafta sonu sinemaya gidiyoruz. Ben ve arkadaşlarım rutin olarak her hafta sonu sinemaya gidiyoruz. Hiç değişmeyen durumlarda da geniş zamanı kullanıyoruz arkadaşlar. İnsanlar doğar, büyür ve ölür. Bu bir dünyanın kuralı. Her insan doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Doğar, büyür, ölür. Ya da bilimsel gerçeklerde geniş zamanı kullanıyoruz. Su 100 derecede kaynar. Nerede olursanız olun, suyun kaynama derecesi 100. Su 100 derecede kaynar. Bilimsel bir gerçek. Ya da arkadaşlar, geniş zamanın soru formunda kullandığımızda rica ve kibarca emir ifade ediyor. Pencereyi açar mısın? Burası çok sıcak, terliyorum. Arkadaşınızdan rica ediyorsunuz. Pencereyi açar mısın? Ya da defterim yok, kalemim yok. Hay Allah, ne yapacağım? Arkadaşımdan istiyorum. Defterini verir misin? Defterini verir misin? Ve arkadaşlar, bazen cümlemi geniş zamanla söylüyorum ama anlam olarak, mana olarak gelecek zamanı ifade ediyorum. Belki bu akşam tiyatroya giderim. Henüz akşam değil ve kesin de değil ama gelecek zamanı ifade ediyorum. Belki bu akşam tiyatroya giderim. Ya da hafta sonu mutlaka size gelirim. Hafta sonu, henüz hafta sonuna gelmedik ama bir program yaptım, bir karar verdim. Hafta sonu mutlaka size gelirim. Bunu aslında biliyorsunuz. Şimdiki zamanı öğrendiğimizde bu şekilde kullanmaya başlamıştınız. Geniş zamanın yerine bazen şimdiki zaman söylüyoruz. Bu çocuk örümcekten korkuyor. Ama bu çocuk geçmişte de örümcekten korkuyor. Şimdi de korkuyor ve gelecekte de korkacak. Öyleyse örümcekten korkuyorum yerine örümcekten korkarım demeliyiz. Ama şimdi de bu durum mevcut olduğu için kolayı seçiyoruz. Şimdiki zamanı kullanıyoruz. Örümcekten korkuyorum. Her akşam kitap okuyorum. Her akşam kitap okuyorum. Bu benim için bir hobi, bir alışkanlık, bir rutin. Her akşam bunu yapıyorum. Normalde gramatik olarak her akşam kitap okurum söylemeliyim. Ama şimdi de yaptığım için yer değiştiriyorum ve her akşam kitap okuyorum diyorum. Şimdiki zamanı geniş zaman manasında kullanıyorum. Ya da hazır yiyecekler yemiyorum. Hazır yiyecekler yemem. Bu benim için bir alışkanlık. Hazır yiyecekleri reddediyorum, yemiyorum. Normalde söylemem gereken hazır yiyecekler yemem. Ama şimdi de bu fiilimi yapıyorum. O yüzden yemiyorum diyebilirim arkadaşlar. Fark ettiniz değil mi? Her cümlede farklı bir ek kullandım. Peki bunu neye göre kullandık? Geniş zaman eklerimiz re, ır, ir, ur, ür ve ar, er arkadaşlar. Ama bunların da bazı kuralları var. Çok basit. Hadi bakalım. Eğer fiilimiz sesli harfle bitiyorsa arkadaşlar, o zaman sadece re sesini getiriyorum. Yaşamak, yaşa, yaşar. Uyumak, uyu, uyur. Büyümek, büyü, büyür. Ve söylemek, söylemek, söyle, söyler.
Eğer sesli harf varsa, A, E, I, I, U, Ü varsa o zaman R kullanıyorum. Eğer fiilim iki ya da daha çok heceli ise, fiilim iki ya da daha çok heceli ise, çalışmak, unutmak, getirmek, görüşmek hepsi iki heceli. Bu gibi durumlarda arkadaşlar ır, ir, ur, ür kullanıyorum. Neye göre kullanıyorum? Türkçenin harmonisine göre. A, ı'dan sonra ır, e, i'den sonra ir, o, u'dan sonra ur ve ö, ü'den sonra ür kullanıyorum. Çalışmak, çalışır. Unutmak, unutur. Getirmek, getirir. Görüşmek, görüşür. Bir kuralımız daha var. Tek heceli fiiller arkadaşlar. Tek heceli fiillerde ar ve er eklerini kullanıyorum. Yazmak, yazar. Bakmak, bakar. Silmek, siler. Gitmek, gider. Burada bir durumumuz vardı, hatırlıyor muyuz? T'ler D oluyordu. Hangi fiilde? Üç fiilimiz vardı. Gitmek, etmek ve tatmak. Bu fiillerde sesli harfle başlayan bir ek geldiğinde T'ler D oluyordu. Gitmek, gider. Her gramerimizde bir istisna var. Burada da istisnamız var ama çok kolay. Hadi bakalım. Arkadaşlar, tek heceli fiillerde 13 tane fiilim var. Onlar ar ve eri reddediyorlar. Kabul etmiyorlar. Onlar istiyorlar ki bizim yanımızda ır, ir, ur, ür olsun. O yüzden bu 13 fiil istisna. Almak, alır. Ölmek, ölür. Olmak, olur. Varmak, varır. Vermek, verir. Vurmak, vurur. Durmak, durur. Görmek, görür. Bilmek, bilir. Bulmak, bulur. Gelmek, gelir. Kalmak, kalır. Ve sanmak, sanır. Hadi birer örnek cümle yapalım, daha iyi öğrenelim. Almak, alır. Ben her hafta kütüphaneden bir kitap alırım demiyoruz. Alırım, yok, alırım. Kelebekler bir gün yaşar, sonra öler demiyorum, ölür diyorum. Bana kitabını verer misin demiyorum, verir misin? İnsanlar genellikle kışları grip olur. Okula her sabah saat 8'de varırım. Hemşireler hastalara iğne vurur. Trafikte kırmızı ışıkta durur. Yeşil ışıkta geçeriz. Köpekler bazı renkleri insanlardan farklı görer demiyorum, görür diyorum. İnsan sora sora her adresi bular değil, bulur. Dayım yurt dışından bizi her yaz ziyarete gelir. Yeğenim her hafta sonu bizde kalır. Öğretmenimiz her şeyi bilir. Evet arkadaşlar, genel olarak kuralları öğrendik. Ama şahıs ekleriyle birlikte nasıl yazıyoruz? Şimdi bunlara bakalım. Pozitif, olumlu cümlelerde ne demiştik arkadaşlar? Fiilimizin son sesinde sesli harf varsa, son sesli harfle bitiyorsa R getiriyordum. Ben söylerim, sen söylersin, o söyler, biz söyleriz, siz söylersiniz, onlar söylerler. Ya da okumak, fiilim sesli harfle bitiyor, R kullanıyorum, ben okurum, sen okursun, o okur, biz okuruz, siz okursunuz, onlar okurlar. Ses uyumuna dikkat ediyorum. Söylerler, okurlar. Dedik ki iki ya da daha çok hece varsa ır, ir, ur, ür kullanıyoruz. Ben konuşurum, sen konuşursun, o konuşur, biz konuşuruz, siz konuşursunuz,
onlar konuşurlar. Tek heceli ise er kullanıyoruz. Ben yazarım, sen yazarsın, o yazar, biz yazarız, siz yazarsınız, onlar yazarlar. Peki, olumsuzu nasıl yapıyoruz? Hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Türkçedeki olumsuzluk ekimiz ma ve meydi. A, I, O, U'dan sonra ma kullanıyordum. E, I, Ö, Ü'den sonra me. Bu kuralımız burada birazcık değişiyor. Ben ve biz de yine ma ve me kullanıyorum. Fakat sen, o, siz ve onlar kişilerinde mas ya da e, i, ö, ü'den sonra mes kullanıyorum. Ben yazmam, sen yazmazsın, o yazmaz. Biz yazmayız. İki sesli harf var. Birleştirmek için y kullanıyorum. Siz yazmazsınız, onlar yazmazlar. Ben konuşmam, sen konuşmazsın, o konuşmaz. Biz konuşmayız, siz konuşmazsınız, onlar konuşmazlar. Ben söylemem, biz söylemeyiz, unutmuyoruz. Ben ve biz de ma, me kullanıyoruz. Ben söylemem, sen söylemezsin, o söylemez. Biz söylemeyiz, siz söylemezsiniz, onlar söylemezler. Geldik soruya. Soru ikimiz mı, mi, mu, mü arkadaşlar. Doğal olarak burada da harmoniye göre uygun ekimizi seçeceğiz. Ben söyler miyim? Sen söyler misin? O söyler mi? Biz söyler miyiz? Siz söyler misiniz? Onlar söylerler mi? Fiilim sesli harfle bitiyor. O yüzden R kullanıyorum. Ben okur muyum? Sen okur musun? O okur mu? Biz okur muyuz? Yine dikkat ediyoruz. İki sesli harf var. Birleştirmek için Y kullanıyorum. Siz okur musunuz? Onlar okurlar mı? Ben yazar mıyım? Sen yazar mısın? O yazar mı? Biz yazar mıyız? Siz yazar mısınız? Onlar yazarlar mı? Artık bunu biliyoruz. Geldik negatif, olumsuz soruya. Olumsuz soruda her zaman maz ve mes kullanıyorum arkadaşlar. Burada ma ve me yok. Ben yazmaz mıyım? Sen yazmaz mısın? O yazmaz mı? Biz yazmaz mıyız? Siz yazmaz mısınız? Onlar yazmazlar mı? Şimdi E sesi var. Öyleyse mes kullanıyorum. Ben söylemez miyim? Sen söylemez misin? O söylemez mi? Biz söylemez miyiz? Siz söylemez misiniz? Onlar söylemezler mi? Evet arkadaşlar, dedik ki geniş zamanı belli bir periyodu, belli bir rutini uzun zaman yaptığım işlerde kullanıyorum. Bazı şeyleri sık sık yapıyorum, bazı şeyleri daha az zamanda, daha az sıklıkta yapıyorum. Bazı kelimelerimiz geniş zamanda ifadenizi güçlendirecek. Şimdi o kelimelere bakalım. Bir şeyi her zaman hep, her zaman hep yapıyorsam hangilerini kullanıyorum? Her zaman kitap okurum. Hep kitap okurum. Daima kitap okurum. Ya da akşamları, sabahları, pazartesileri, hafta sonları kitap okurum. Bir aktiviteyi, bir etkinliği biraz daha az yapıyorsam ne söylüyorum? Genellikle kahve içerim. Çoğu zaman kahve içerim ve sık sık kahve içerim. Genellikle, çoğu zaman, sık sık. Peki genelden daha da az yapıyorsam, rutinim ya da sıklığım daha da azsa
uzak mesafelerde, uzak zamanlarda yapıyorsam bazen işe bisikletle giderim, ara sıra işe bisikletle giderim diyoruz. Ya da bir şeyi ayda yılda bir kere yapıyorsam ne diyorum? Nadiren balık tutarım. Nadiren balık tutarım. Bu aktiviteyi çok çok az yapıyorum demektir. Hiç yapmıyorsam, bu benim için bir alışkanlık değilse, bir rutin değil, bir hobi değil, bunu hiç yapmıyorsam ne yapıyorum? O zaman da hiçbir zaman asla ve hiç kelimelerini kullanıyorum. Ve unutmayın, hiçbir zaman asla ve hiç kullandığım cümlelerde fiilim negatif, olumsuz oluyor. Hiçbir zaman yalan söylemem, asla yalan söylemem, hiç yalan söylemem. Evet arkadaşlar, geniş zamanla kullanacağımız sıklık kelimelerini de öğrendik. Şimdi örneklere bakalım, bakalım ne kadar öğrendik. Hadi. Her zaman, genellikle, bazen, ara sıra, hep, hiçbir zaman, asla ve hiç. Hadi cümlelerimize yerleştirelim. Eti pek sevmem, o yüzden genellikle sebze yerim. Babam hafta sonları arkadaşlarıyla balık tutmaya gider. Bazen yerine ne kullanabilirdim? Ara sıra. Ara sıra beni de götürür. Sana çok kırgın, seni asla yerine ne kullanıyordum? Hiç ya da hiçbir zaman. Hangisi var bakıyorum? Hiçbir zaman seni, hiçbir zaman affetmez. Ayşe, hiçbir zaman. Ne kullanıyoruz? Kopya verdik zaten. Asla yalan söylemez. Asla yalan söylemez. Bir kelime daha kullanabilirdim. Hangisi? Hiç. Ama onun yeri başka. Seni hiç unutur muyum? Seni hiç unutur muyum? Ayşe çok çalışkandır. Sınavdan yüksek not alır. Ne zaman? Her zaman. Alışverişi genellikle babam yapar. Annem ara sıra bazen eşlik eder. Kendinde hiç hata aramaz. Hep her zaman beni suçlar. Evet arkadaşlar, sıklık kelimelerimizle ilgili de bence probleminiz kalmadı. Zaten çok kolay. Şimdi geniş zamanı bir yerde daha kullanıyoruz. Okuduğumuz bir kitabı, izlediğimiz bir filmi anlatırken geniş zamanla anlatıyoruz. Çünkü buradaki olaylar ve yaşanılanlar değişmiyor. Genellikle aynı kalıyor. Bir videomuz var. Birlikte bir video izleyeceğiz. Ama sonra size sorularım var. Lütfen dikkatli izleyin. Merhaba Christina, nasılsın? Merhaba Özgür, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sınavlar başlayacak. Biraz yoğunum. Senin Türkçe derslerin nasıl gidiyor? Sence? Artık lütfen yavaş konuş, lütfen yavaş konuş demiyorum. Bu hafta C1 seviyesine başlıyorum. Bravo sana. Gerçekten daha iyi konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Sen nereye gidiyorsun? Birlikte bir kahve içelim mi? Ben kütüphaneye gidiyorum. Birkaç kitap alacağım. Sonra işim yok ve kahve içeriz. Peki, kütüphaneye birlikte gidelim. Ben de kitap almak istiyorum. Hangi kitaplara ihtiyacın var? Türkçemi geliştirmek için Türk yazarları okumak istiyorum. Ama bir iki isim dışında pek bilgim yok. Bana yardım eder misin? Tabii. Ne okumak istersin? Hikaye, roman, şiir? Bir roman okumak istiyorum. Türk şairleri de tanımak isterim.
Ben Oğuz Atay'ın romanlarını çok severim. O kitaplarında sıra dışı insanların ilginç hayatlarını anlatır. Bir Bilim Adamının Romanı adlı eserini çok beğenirim. Yazar kitapta Mustafa İnan isimli bir bilim adamının hayatını anlatır. Mustafa İnan fakir bir ailenin çocuğudur. Ancak büyük bir azimle çalışır, bilim adamı olur ve insanlara yardım eder. Onlara insanca yaşamayı öğretir. Peki Türkçesi çok zor mu? Her zaman sözlük kullanmak istemem. Çünkü sözlük okumaktan kitabı okuyamıyorum. Türkçeyi iyi öğrendiğine göre artık sözlüğe ihtiyacın olmayacak. Oğuz Atay'ı çok merak ettim. Peki şairlerden kimi tavsiye edersin? Ben sadece Nazım Hikmet'i biliyorum. Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Necip Fazıl gibi çok iyi şairler var. Senin için bir şiir antolojisi alalım. Böylece pek çok şairi tanırsın. Harika bir fikir. Hadi kütüphaneye gidelim. Tamam, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, videomuzu izledik. Özgür ve Kristina bir konu hakkında konuşuyordu. Hadi bakalım hangi konu hakkında konuşuyordu? Kristina ne yapmak istiyor? Kitap okumak, sinemaya gitmek. Hangisini istiyordu Kristina? Bravo, kitap okumak istiyordu. Hadi ikinci sorumuza bakalım. Özgür hangi yazarı tavsiye etti? Kristina için hangi yazarın uygun olduğunu söyledi? Mustafa İnan, Oğuz Atay. Evet arkadaşlar, Oğuz Atay'ı tavsiye etti. Ve son sorumuz. Kristina Türk şairlerden hangisini biliyor? Hangi şairin adını biliyor? Hangisini okumuş? Cemal Süreya ve Nazım Hikmet. Evet, Kristina Nazım Hikmet'i okumuş. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Türkçe'de geniş zamanı öğrendik. Rutinlerimizi, alışkanlıklarımızı, hobilerimizi, değişmez bilgileri söylemek için geniş zamanı kullanıyoruz. Unutmayın, kitap ya da film özeti anlatıyorsanız da geniş zamanı kullanıyorsunuz. Eminim hepiniz çok güzel öğrendiniz. Lütfen ders kitaplarınıza ve çalışma kitaplarınıza bakmayı unutmayın. Gelecek derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.